Merhaba, selamlar. Aktif kömür ya da aktif karbondan bahsedeceğim size. Biliyorsunuz aktif karbon deyince hemen aklınıza kömür geliyor, siyah geliyor, kara geliyor. Bir de aynı zamanda biliyorsunuz diş macunu ve diş beyazlatma reklamları geliyor. İşte bununla ilgili birkaç detay. 1920 yıllarında şehir şebekelerindeki klor kokusunu gidermek amacıyla madde arayışına gidilmiş. Çünkü çok yüksek doz klor biliyorsunuz çok kötü oluyor. Ve sonuçta da aktif karbonla bundan kurtulunmuş. Niye aktif karbon? Çünkü kimyasal adsorban, kimyasal tutucu, aktif gömür maddeleri ve kokuyu tutuyor. Aktif karbonun temelinde şu yatıyor, madde ısıtılınca moleküler yapısı biraz değişiyor ve aynı zamanda çok gözlenekli hale geliyor ve bu çok gözenekler maddeleri ve kokuları tutuyorlar. Özellikle kabuklardan, hindistan cevizi, pirinç, fındık kabuğu, ağaç kabukları, ıhlamur, söğüt, odun kömür dediğimiz şey, hatta kemik ve kömür de var. Dolayısıyla gördüğünüz üzere bu dev filtreme sistemlerinin temelinde aktif karbon yatıyor. Su arıtma sistemlerinin yanında bizim asıl tıbbi olarak ilgilendiğimiz şey aktif karbonda zehirlenmeler. Niye? Dediğimiz gibi kimyasal adsorban yani tutucu maddeleri ve ilaçları tutabiliyor. Dolayısıyla bizim intoksikasyon dediğimiz ilaç zehirlenmelerinde tedavide kullanılma şekli bu. Gastrik lavaş, burundan ve ağızdan mideye bir hortum ve mide yıkama denilen işlem. Ama bunda aktif karbon kullanılıyor ve böylelikle midede daha emilmemiş olan ilaçların kana karışmasını engelliyor. Ne kadar erken olursa o kadar faydalı. Bunun yanında gaz ve hazımsızlıkla ilgili bir takım ilaçların içerisinde koymuşlar. Bu çok büyük bir sıkıntı. Simetikon aktif maddesinde aslında bir miktarda aktif karbon var. Diş temizleme ve bakımı en popüler olan şey biliyorsunuz. Fakat şunu söyleyeyim hemen. Bu toz ya da macun olarak ancak 2 aydan sonra etkisi ortaya çıkar. Asıl en büyük etkisi dişteki küçük kırıkları doldurmasıdır. Bu da çürük açısından yararlı. Bence zehirlenmenin ardından en önemli etkisi cilt bakımı ve yara iyileşmesinde. Cilt bakımında maskeler cildin sağlıklı olmasını sağlıyor. Akne tedavisinde pek işe yaramıyor ama kapanmayan yaralarda ve yara iyileşmesinde bu aktif karbon bantları gerçekten faydalı. En önemli etkilerinden bahsettik ama komik bir etkisi de var. Güzel bir etki bu. Ayak kokusundan kurtarıyor. Çünkü koku tutucu kremi var, spreyi var. Bunları ayakkabınızın içine sıkarak kokudan kurtuluyorsunuz. Bir de akşamdan kalma tedavisi var. İşte burası bir ilginç bir şey bu. Yani sabah kalktığınız zaman böyle bir smoothie hazırlayıp içerseniz veya tablet alırsanız alkolün emilimini azaltıyor. Ama o zamana kadar emilmiş olan alkolü bir şey yapmıyor. Ancak içkinin yanında meze olarak böyle bir smoothie içerseniz belki faydalı olur. Bunun haricinde kolesterol yüksekliği kolesterolün emilimini azaltıyor. Böbrek etmezliğinde bir takım zehirli maddeleri tutuyor. Safra asitlerin emilimini azalttığından dolayı da gebelik ve safra çamurunda kullanılıyor. Temel olarak demek neymiş? Su filtrelerime değişim yarıyor, koku tutucu, madde tutucu ve zehirlenmelerde faydalı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.